Her zaman getireceğim. Bu hafta getireceğim. Tamam, bir gün Şimdi sende kalacak. Eşi Mahmut Bey telefon hattındaymış. Mahmut Bey. Alo. Hoş geldiniz yayına. Merhabalar Esra Hanım. Hoş geldiniz. Canlı yayındasınız. Şu an boşanma sürecinde olduğunuz eşiniz Şeyma Bakraç stüdyomuzda. Evet. 12 yıllık evliliğin bitişinin ihanet olduğunu, bir çekişmeli boşanma sürecinizde olduğunu, geçici velayet hakkının kendisinde olduğunu, fakat 6 yaşındaki oğlum babasında ve baba çocuğu bana göstermiyor iddiasında Öyle bulunuyor. Mi? Peki sorar mısınız kendisine? Bayramda ben 5 gün Konya'da kaldım. Konya'da aradım, çocukları gerçekleştirelim, görüştürelim. 24'ünde görüştüler. Daha sonra bayramda görüştürmek için 5 gün orada 5 gün çocuğumu aradım ben, kızımı. Benim kızımı bana düşman ettikleri için görüştürmediler. Şimdi geçici velayet hakkı annede. Çocuklar niye annede değil Mahmut Bey? Nasıl çocuklar niye annede değil? Geçen sene en çok kulumu taktım Kurban Bayramı'nda. Şimdi bakın, Kurban Bayramı'nda hani görüş gününden bahsetmiyorum. Mahkeme kararında çocukların velayet hakkı anneye verilmiş, size de belli günler tahsis edilmiş. Siz o günleri arttırabilirsiniz, hep de görüşebilirsiniz. Bu tamamen o sizin inisiyatifinizde olan. Kanun diyor ki bu çocuk geçici velayeti annesinde. Ama annesi fiili velayeti babasında olan çocuğu gidip resmi olarak ondan teslim almalı. Anlatabiliyor muyum? Yani icra marifetiyle ya da savcılık makamı tarafından gelindiği zaman çocuğu teslim ederim mi diyorsunuz? Teslim ederim değil. Pedagogla gelecek çocuğu. Bakın beyefendi, pedagog raporu diyorsunuz ama sizin dosyanızda o kadar çok pedagog raporu var ki. Evet, çok. Siz 16-10-2018 tarihli ara kararla anne her iki çocuğun velayetini almış. En son mahkemede ne karar verdi mahkeme? Şimdi orada konuşalım. Bakın. O çok önemli çünkü 24 Mayıs'ta da aynı iddialarınızı tekrarlamışsınız ve talebiniz reddedilmiş. Oğlunuzun velayetinin Peki. değiştirilmesini istemişsiniz, reddedilmiş. Bakın, karar bizim mahkemesine geldik. 3 Temmuz'da karar mahkemesi var. Şimdi bunların buraya çıkması sebebi reklam. Başka bir şey değil. Nedir? Hangi sebep? Reklamdan dolayı mı? Evet, kendi reklamlarını yapıyorlar. Peki, neyin reklamı Mahmut Bey? Mahmut Bey, neyin reklamı? Eşiniz burada, buyurun. Söylediklerinin hepsi yalan baştan sona. Mahmut Bey. Ben çocuğu bıraktım, oğlumu bana bu Adana'da yaşamak istiyor, Konya'da yaşamak istemiyor, bunu götür diye kendisi. Mahkeme kararını tanımıyorsunuz, verilen kararları uygulamıyorsunuz. Bir baba olarak şu soruyu soracağım. Zaten çocukların o güvenli kaleleri yıkılmış. Sizin evet. hayatınızda başka biri var, onunla dini nikahlı beraberlik yaşıyor musunuz? İki kardeşin ayrı olması, iki yıldır ayrı büyümeleri bir baba olarak canınızı, kalbinizi, vicdanınızı sızlatıyor mu? Sızlatıyor. Benim içim paramparça o konuda ama ben o eski kayınpederim olan Orhan Güleç'e bu çocuklarımı teslim etmek istemiyorum. Çünkü o adam... Peki bana neden teslim etmek istemiyorsun? Böbreklerini satmış bir insan. Benim çocuklarımı adama güvenerek... Tekrarlar mısın? Tekrarlayın lütfen. Orhan Güler kumar borcunu ödeyebilmek için böbreğini satmış bir adam. Yalan söyleme, var mı ispatın? Var mı ispatını bana getir. Sen Türkiye'de Antalya'yı dolandırdın, Antalya'yı. Çok basit, konuşa ne götürürüz? İki böbreği var mı yok? Antalya'yı dolandırdın sen, yalancı. Orhan Bey, böbrekleriniz... Hayır, bakın. Bu riski siz fark ettiniz de mahkemeler sizin raporları niye fark edemedi? Ya da şöyle sorayım, 12 yaşındaki kız için aynı risk geçerli değil mi? Kızınızı niye almak için mücadele vermediniz? Geçerli veriyorum, ben kızımı da istiyorum. Ama mahkemenin kararına da uymuyorum diyorsunuz. Hülya Hanım, bakın ben şimdi şunu anlatmak istiyorum. Dinlesin beni, dinlesin. Ben böbreğimi öpez yeğenime verdim. Kanıma ucuma verdim. Peki senin Antalya'da 2,5 sene cezaevinde neden yattın? Esra Hanım'ı anlatır mısın? Karşılığında para alınmadı. Neden yattın cezaevinde? Yani. Benim anlamak.
Ben 25 yıl devlette hizmet ettim, 25 yıl sonra emekli oldum. Senin kapına gelip de ben param istedim asla. Sen neden Antalya'da cezaevinde yattın? Bunu bana açıkla. Kendin şimdi iş yerini dolandırıp çıkarttın çünkü patron seni işten. Çünkü dolandırdın. Şu an Adana'da açık. Şu an neden çıktın sen işten? Sen. Neden işten çıkardın? Şu an işten neden çıkardı seni patron? Patronum. Mehmet Bey'i arayalım Mehmet Bey'i. Mehmet Güler Bey'i bağlayabilirsiniz yani. Neden şimdi çıkardı? Konu yılda uzaklaştırmaya. Mahmut Bey, şu anda hayatınızda beraber yaşadığınız, aynı evde yaşadığınız biri var mı? Yeni nikahlı eşim var, evet. Kimdir o? Selvi Hanım. Selvi Hanım'la beraber yaşıyorsunuz. Evet. Yani eşinizin, evet. Biz evliyken eşim bana ihanet etti ve o kişiyle de beraber yaşıyor demişti. Hayır, doğru asla, yani. Asla bizim evliliğimizin bitmesine sebep bir durum değildi bu. Bizim evliliğimiz ilk başladığı zaman... Mahmut Bey, şurada yanılıyorsunuz. Evliliğiniz hala devam ediyor. O mahkeme, boşanacaksınız Temmuz'da. Mahkeme kararı kesinleşinceye kadar da eşinize sadakat yükümlülüğünüz devam ediyor. İki dudağınızın arasında değil evlilik. Nasıl resmi makamlar önünde iradenizi açıklıyorsanız, mahkeme tarafından boşandıktan sonra ilan kesinleşecek, siz eşinize karşı sadakat yükümlülüğünden kurtulacaksınız. Ağzınızı doldurarak benim dini nikahlı beraberliğim var diye böyle bir cümleyi kuramazsınız canlı yayında. Buyurun Mahmut Bey. Onlar ağzını doldurarak benden her çocuğum için 100 bin lira para istiyorlar, geri vermek için ama. De kim para istiyor sizden? Kim para istedi? Şeyma ve avukatı. Şeyma Hanım'ın yani maddi manevi tazminat mı talep ediyor sizden? Nafaka mı istiyor? Sen çocukları... Özür, para. Boşanma davasını sen açıyorsun. Kadını buluyorsun, çocukları da bana ver ve çekil diyorsun. Öyle bir şey yok yani. Nasıl? Boşanma davasını kendi açıyor ve çocukları da bana ver, çekil sen kenara diyor. 12 yıllık evlilik bu kadın değildi de niye 12 yıldır durdu o zaman beni? Ben 5 yıl kayınvalidemle beraber yaşadım. 5 yıldan sonra Adana'ya gittim. Götürmeseydi o zaman anlaşamıyoruz diye. Bitseydi bu evlilik yani zamanında. Yani bitirseydi, iki çocuğun arasında zaten 7 yaş var. Zamanında bitirseydin o zaman. Neden o kadın girince hayatına... Mahmut Bey, eşiniz de size karşı zina sebebiyle boşanma davası açtı ve maddi ve manevi anlamda tazminat talepleri var, değil mi? Ondan bahsetmiyorum. Eşiniz, hayır, bunu bilmeniz lazım. Yani eşinize siz dava açmışsınız, o da size karşı aldatıldığı iddiasıyla dava açıyor ki siz ikrar ediyorsunuz şu anda. Dini nikahlı beraberliğim var, ben eşime karşı sadakatsizlik yapıyorum diye. Bu bağlamda da kişinin yani maddi ve manevi tazminat burada, talep etme hakkı doğuyor. Pardon, sizin burada amacınız nedir Esra Hanım? Anne, geçici velayet hakkı olan çocuğu mahkeme kararında gereğini yerine getirmenizi istiyor. Defalarca bu konuda sizin kapınıza geldiğini, sizin bu konuda... Yok yalan. Hiç defalarca gelmedi. Onlar koskoca bir yalan. Peki, o zaman şimdi geldi kapınıza. Anne, oğlunu sizden istiyor. Velayet tamam. Hakkı bende. Babanın görmesi gereken günler var. İstediği zaman gelip görebilir diyor. Tamam, onları gelip resmi olarak icra vasıtasıyla yanında bir pedagogla. Tamam, zaten icra marifetinde geldiğinde yanında görevliler var. İcra marifetiyle gelirse, yani evladınız o sahneyi yaşarsa, o travmayı yaşarsa evladım, bir haz mı duyacaksınız? Pardon, bundan mı bahsediyorsunuz? Ben yaşamaması için yapmadım onu. Evladım neler yaşadı benim, sizin haberiniz yok. Çocuğu verip al bunu Adana'ya götür deyip de arkamdan jandarmaya şikayet edip, pardon polise şikayet edip beni karakola düşürdü çocuğumla birlikte. Sonra ben bir şey söyleyeyim. Bu onun en doğal hakkı, çünkü kanundan doğan hakkını kullanan insanlara. Kanun. Bakın, hayır bakın, bizim ülkemizde bizim yapamadığımız belki de kanunlarımız var. Biz çocuk hakları sözleşmesi anayasanın 90. maddesi gereğince bu ülkede usulüne göre Türkiye taraf olmuştur. Biz en kısa sürede adli makamlar, savcılık olarak çocuk haklarını korumakla yükümlüyüz. Bu dosyada verilmiş birçok sir raporu var. Velayet kararı annedeyken savcılık makamı derhal harekete geçirip sizin beyanınız esas alınamaz. Bu çocuğun o Şubat ayındaki... Geçici velayetle de mahkeme kararıyla geçici velayetle anneye verilmiş. 24 Mayıs'ta talebiniz tekrar reddedilmiş. Bu konuda sir raporları var. Şimdi Esra Hanım, sizin anlamadığınız bir şey var. Buyurun. Ben çocuğu önce verdim. Ama bakamayacağını,
çocuğun durmadığını söyleyerek bana verdi. Verdiği zaman ben Adana'ya yola çıktım. Peki, ben şey konuşabilir miyim? Buyurun. O çocuğu bana getirdiğinde isim vermek istemiyorum. İzmir'e bir iş görüşmesine gidiyorlardı patronların şey olarak. O esnada kadınla kavga etmişler, kadınla küsmüşler. Bir 20 gün kadar benim yanımda kaldı, doğru. Getirdiğinde bana o esnada kadınla küsünce patronu demiş ki bu çocuk burada fabrikada masaların altında uyuyormuş, masaların üstünde yatıyormuş, işte orada burada geziyormuş. Ve çocuğu söylemiş Mahmut bir daha bu çocuğu getirirsen seni işten çıkarırım. Bu şekilde bana anlatıldı. Ve sen otur evde dadılık yap. Ver annesine çocuğu baksın güzelce diye. O esnada bana getirdi. Kaldı bende çocuk. Ve kadınla barıştılar. Kadın her yerden engelledi bunu. Her yerden. Ve kendisi böyle ben yani bir 18'lik aşk gibi ekmek yiyemedim, su içemedim. Yani kendini alkole verdi o esnada. Ve alkole verdiğinde o çocuğu götürdüğü esnada o çocuğu o gün alkol alacağım diye ve iş arkadaşının evine koydu. Çocuğu orada baktı. Yalan, yalan deme. Gerçek, yalan gerçek, değil. Ben çocuğumla orada Hanım, telefonla konuştum. Ben bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Benim demek istediğim şu. Biz madem kötü bir insandık. Şimdi kızı bugün 12 yaşında. Açın telefon, bağlansın. Deyin ki takdir getirdi benim çocuğum. Takdir, takdir, ya. Takdir. Ben sabahleyin onu soğukta okula götürdüm. Akşam üzere aldım geldim takdir getirdi çocuğu. Sen gurur duyman lazım. Sen ben değil. Sen gurur duyman lazım. Mahmut madem Bey, dürüst babaydın araydın çocuğunu bir gün. Neden aramadın çocuğunu? Neden? Çocuğu seni istemiyor. İşte bu işkiden, kadından, kızdan bu çocuğunu sen kendin soğuttun kendin. Ben kullanmıyorum.